Sevgili Hobidaşlar, hepinize merhaba. Ben Turgay Karaaslan. Bugün bu videoda size iki adet İTMİS'in önüne lider bağlama şekli göstereceğim. Bir tanesini birçoğunuz biliyorsunuz, Albright. Birçoklarımız da yaygın olarak kullanıyor. Atması son derece kolay, basit bir düğüm. Özellikle gece avlarında da çok fazla ışığa ihtiyaç duymadan oldukça kolay atılabiliyor. Ancak Albright'ta bazılarımızın yaşadığı bir sorun var. O da düğümün sürekli olarak şokun ya da ipin düğüm yerinden patlaması mevzusu. Bu aslında düğümün sağlamlığından kaynaklı değil. Buna şüphe yok. Oldukça yaygın kullanılan güçlü bir düğüm. Fakat bizim atış sertliğimizle alakalı bir sorun. Bundan da ben şahsım da çok fazla derecede müzdarip olan bir hobi avcısıyım. Geçenlerde bu soruna çok basit bir çözüm buldum. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Albright atıyoruz. Aynı sistemde bağlıyoruz. Ancak ip misina ile monofilament misinanın birleştiği noktayı daha güçlü bir hale getiriyoruz. Şöyle göstereyim size. Albright normal olarak monofilament misinada şöyle bir pozisyon alıyoruz. Daha sonra ipi İç kısımdan geçirip monofilamentin etrafında belli turda sarıyoruz. Bu sarma işlemini gerçekleştirdikten sonra yine sargıyı aynı şekilde, bu sefer tersten yukarı doğru devam ettirip şu şekilde, arkadaşlar göstereyim size, şöyle oldukça basit yine şu yapmış olduğumuz düğümün içinden geçiriyoruz ve çekiyoruz. Bu görmüş olduğunuz Albright düğümü oldukça kolay atılan başarılı bir düğüm. Ama patlama, arkadaşlar, hep şu noktada meydana geliyor. Bunun da nedeni ip misinanın belli zamanlarda artık miadını doldurmuş monofilamenti kesmesinden kaynaklanıyor. Ancak tabii bu soruna oldukça basit bir çözüm buldum. Çok kolay. Denedim. Son derece memnun kaldım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yine normal mono misinayı alıyoruz arkadaşlar. Hani şu pozisyonda yapıyoruz ya. Arkadaşlar bakın, tek kat. Bunu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Misinayı şöyle biraz daha payını şey yapıp şu şekilde dört kat haline getiriyoruz. Şurada kalan ikinci kıvrım, yani oluşan iki kıvrımdan içte kalanı ip misinaya bir bariyer oluşturuyor. Ve inanın çok daha sağlıklı hale geliyor. Zaten kolay bir düğüm. Ancak sonuçta da güçlü bir düğüm elde etmiş oluyoruz. Denedim. Atışlarda da abanabildiğim kadar abandım. Ve en sonunda işimize yarayacak, yani normal şartlarda zaten işimize yarayan bir düğümü daha da işe yarar hale getirdim. Zaten atması fevkalade basit bir düğüm. Hatta bir şey söyleyeyim. Bunu cikçiler bile rahat rahat kullanabilir arkadaşlar. Yine buradan alıyorum. Sonra aynı şekilde yukarı doğru sarıyorum. Sarma işlemini gerçekleştirdim. Halkanın içinden geçiriyorum. Biraz ıslatıp gördüğünüz gibi şu şekilde yukarı doğru çekiyorum. Tek kısmından asılıyorum. Daha sonra şu oluşan fazla halkadan asılıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi düğüm yeri son derece güçlü bir hal aldı. Güzel. Kopma derdi, patlama derdi gibi bir şey yok.
Yani en azından benim gibi sert atış yapanlar için oldukça ideal. Şuradaki fazla düğümü de alıyorum. Şimdi birçoklarınızın aklına şu gelecek. Evet, şu parçayı aldınız. Misina'nın bir kısmını boşa düşürdünüz. Evet, doğru, boşa düşürdüm. Benim buradaki amacım ip misina'nın önünde sağlam bir bariyer oluşturmak. Kopmayı engellemek açısından. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, oldukça güzel, güven veren bir düğüm haline geldi. Evet, sizler de bunu denemelisiniz. Bu şekilde düğümler üstünde yapacağımız derlemeleri, çeşitlemeleri de birbirimize aktarırsak inanıyorum daha kolay çözümler bulacağız. Hepinize rast gelsin. Sevgili hobidaşlar, tekrardan merhaba. Şimdi size spin avlarımızla, atçek avlarımızla kullanabileceğimiz ikinci kolay düğümü göstermek istiyorum. İp misneye leader bağlamak için. Bu da aynı Albright düğümü gibi atması son derece kolay, güçlü bir düğüm. Bilenleriniz bilir, Easy Blood Knot olarak geçiyor. Tam Türkçe karşılığını bilmiyorum ama İngilizceden çevirdiğimizde kolay kan düğümü gibi bir düğüm adı ortaya çıkıyor. Yine yaygın olarak kullanılan kolay bir düğüm. Ancak yine biz bunun güçlendirilmiş halini göreceğiz şimdi, nasıl yapacağımızı. Yine elimizde monofilament misinamız var. Monofilament misinamıza şöyle gördüğünüz basit bir düğüm atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şuraya dikkat edelim. Şuradan gelen ucu arkadaşlar, şu halkanın dışından alıp tekrar içten geçirmek suretiyle arkadaşlar şöyle yin yang işaretine benzer çiftli bir halka elde ediyoruz. Bu halkayı elde ettikten sonra ip misinamızı alıyoruz arkadaşlar. Önce halkanın birinden aşağıdan geçirip daha sonra yine diğer halkanın da aşağısından geçirip şöyle biraz da pay vereceğiz. Sonra da şu düğümü sıkıyoruz arkadaşlar. Monofilamente attığımız düğümü kuvvetli bir şekilde sıkıyoruz. Buradaki işlemimiz bitti. Daha sonra şimdi ip misinaya bir dolama yapacağız. Şöyle bir pay bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın şu halka. Gördünüz mü halkayı? Oluşan halkayı. Şöyle parmağımızla tutuyoruz halkayı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada bir pay bıraktık. Daha sonra bunu, misinayı monofilamentin etrafında dolamaya başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Arkadaşlar daha sonra ip misinayı şöyle göstereyim. Oluşturduğumuz şu halkanın içinden geçiriyoruz. Şöyle aldık. Daha sonra şurada oluşan tekrar düğümün içinden arkadaşlar şöyle, evet, bir, şöyle iki. Tabi kamera bana ters gelince kamera vizörüne bakıp bu düğümü atmaya çalışıyorum. Şöyle üç. Bir daha geçiriyoruz. Evet. Aslında kolay bir düğümdür arkadaşlar. Şöyle 4 geçirdik. Daha sonra dudağımızda biraz ıslatıyoruz. Şunu şöyle çekiyoruz. Şurada düğüm oluştu. Arkadaşlar daha sonra bir yandan monoyu, bir yandan ipe asılıyoruz. Gördüğünüz gibi yine kolay, güçlü bir leader düğümü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunu tip noktasından kestim. İpi de kestim.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine güzel, kolay bir lider düğümü elde etmiş olduk. Bu düğümü de kullanıyordum. Bunu çift şekilde sarmayı geçenlerde tesadüfen internette bir malzeme ararken yabancı bir sitede gördüm. Normalde ben tek dolama yapıyordum. Fakat bir süre sonra yine patır patır leaderlar patlamaya başlayıp da sahteleri kaybedince bundan vazgeçtim. Aslında sevdiğim bir düğüm, güzel de bir düğüm. Tekrar bununla karşılaştım. Orada çift sarmal olduğunu gördüm. Bunu da hemen size aktarmaya karar verdim. Çünkü güzel bir düğümdür. Yine atması kolay bir düğümdür arkadaşlar. Güvenilir bir düğüm. Benim avlarımda yaygın olarak kullandığım düğümü biliyorsunuz Albright. Albright'ı şimdi daha güçlü bir hale getirdim. En azından bundan sonra misinam kopacaksa mutlaka ipin gövdesinden kopacaktır. Ya da monofilamentten kopacaktır gövdesinden. Ama düğüm noktasından kopacağını artık çok düşük ihtimal veriyorum. Vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Balık peşinde hepinize kocaman rast gelsin arkadaşlar.